Bir Maçlar kanalına hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlere Bond Kisesi'nin defans bölgesinde karşınızdayız. Yine Tader, hoş geldin Tader. Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk. Abi başlangıcı Abakar diye bir dalavanam yapmak istedim. Grup Burcu'nun bulduğu garip ama fiziksel olarak çok kuvvetli adamdan bahsedeceğim. 19 yaşında cesaret, agresiflik, kafa vuruşu, hızlanma, denge gibi özelliklerinin çok net ön plana çıktığı adamdan bahsediyorum ama bu adamın şöyle bir sorunu var. Ön sesi, pozisyon alması, soğukkanlılığı da kötü. Kötüden kastım yani yaşına göre özellikle kıyasla biraz kötü. Bu profiller, yani daha şu şeyler düzeldiği an itibariyle bir canavara dönüşecek bu adam. Direkt abi tabiri caizse adam yiyen derler ya, olur. Büyük ihtimal bu adamı bir ya da iki sene önce satmayacak kulüp duruş. Eğer çok büyük kulüp değilseniz almanız biraz daha zor oluşabilir. Ondan sonra çok rahat şekilde üstüne koyduğu takdirde ön sezi, pozisyon alma, soğukkanlılık geliştiği takdirde illa top kapması da gelişecektir. Alın size abi, elit bir stoper hattı olur. Bunu ben kime benzetiyorum biliyor musun profili? Dedek abi şeye benzetiyorum. Kulübali. Voleybol, evet. Net abi, bu Yakın. adamın agresiflik, cesaretlik falan derken var ya böyle en şey top bir vırası var yani burada. Net var. Sen ne diyorsun abi? Sol ayaklı bir stoperden bahsediyorsun. 19 yaşında. Pilli şilli. Yani öncelikle olimpik güreşçiyi burada oyuna futbolcu diye eklemişler. Ben onu bir belirteyim. Yani ama yine de bu agresiflik ve top kapma fiziksel yetilerine rağmen topla tek olan münasebet kötü değil. Teknik 10, pas 11, ilk kontrol de 11. Yani aslında hani bu tarz oyuncuların daha kazma olmasını bekleriz ya, aslında öyle değil. Gerçekten orada iyi şeyler de vaat ediyor. Üzerine düşüldüğü takdirde topla münasebetini ve geriye kalan işte soğukkanlık ve pozisyon almasını geliştirdiği takdirde bence çok iyi bir stoper olur. Bir tık takım oyununda sıkıntı var. Yani takım oyunundan bu kadar uzak stoper genelde çok beklemezsiniz ama o taraf umarım zaaf olmaz ileride. Katılıyorum kardeşim. Hemen bir sonraki ismimize geçelim. Biz ismimiz Kaykim. Kaykim. Garip bir ismi var ama hoşuma gitti. Brezilya liginden gelmiş İspanya'ya. Ya zaten böyle bir adamın İspanya'ya gelip orada bir sene oynadıktan sonra üst lig gitmeyeceğini bilmeyen yoktur herhalde. Üst takımlara. Benim profile ilk girdiğimde bir kere imkansız bir değer karşıladı beni. Neden imkansız diyorum? Çünkü bu paralar çok zor abi almamız. Ben çok zor sıkıntı. Çok zor. Ama 18 yaşında bir oturmuş sadece birkaç tane özelliğin iyileştirilmesini bekleyen bir adamdan bahsediyorsunuz. Yani 3 sene 4 sene içerisinde çok rahat cesareti, dengesi ve bence ön sesi geliştiği takdirde bu adam rakiplerine acı çektiren yani şu var derseniz ya abi rakibi yapmasın rakibi bırakmasın diyen varsa bu adamın üstüne şey çalıştırın abi hızlı çektik çalıştırın var ya yemin olsun rakibi var ya bırakmaz da. Ben de konuyorum abi. Ben bu adamı alsaydım cesaret, soğukkanlılık, ön sezi, denge, çeviklik, hız ve hızlama çalıştırırdım. Ondan sonra da oturdum abi. Kim bince gibi rakiplerin elbisini beklerdim. Sen ne diyorsun ta? Ben de aslında seninkinin tam tersini düşünüyordum. Şimdi pas ve vizyonu görünce, aynı şekilde ilk kontrolde görünce top tekniğinin ne kadar yüksek olduğunu fark ettim. Biraz boydan da kaynaklı olarak fiziksel zafiyet oluşturuyor. Özellikle uzun boylu forvetlere karşı bu dediğin çok fazla yapamayabilir, yani öyle bir ihtimal de var. Bu arkadaşa mesela uzun paslar dener veyahut da maçın temposuna yön verir tarz şeyler de eklersek oyunun kuruluş tarafında da çok fazla katkıda bulunabilir. Yani bir sağ ayaklı sayısı olabilir bence bu arkadaş. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sen mesela oyun kurulu dedin ya. O zaman abi oyun kurulunu iyileştireceksiniz abi o zaman. Bir kere abi bence sanki şey karar aldık ve karar biraz daha gelişmesi gerekiyor. Çünkü Evet, topun karar almasının çok fazla özellikle. ayakta duracağı için abi çok büyük sorunlar çıkartabilir size. Ama tabii ki alın size abi iki tane farklı yorum. Ben kimce gibi adam yerine dedim. Ta ise oyun kurulu dedi. Alın size abi hangisini tercih ederseniz. Siz hangisini tercih edersiniz? Hangisi Diğer lazım ismine sana daha geçelim. doğrusu? Diğer isim de abi Danimarka Ligi'nden. Abi bu adam yani çok garip bir adam. Bunu söylemem gerekiyor. Neden garip bir adam diye soracak olursunuz. Daha deminki dedim abi. Yaşı gibi. Burada oturmuş. Ama bazı özelliklerin ilişkisi gerekiyor değil mi? Evet. Hani mesela benim daha demin ilk kurumcu vardı ya adamı böyle devamlı darlayan. Yani adamı bitirin adamla uğraşan. Sanki bu profil ona daha çok uyuyor. Çünkü agresif 16. Cesareti 13. Agresif cesaret biraz daha arttı gibi. Şimdi Tarık işte vizyon pas mas diyecek ama ben ona girmeyeceğim. Orayı ben de ta karşıma bırakıyorum şey ama bu adam abi şu iki tane özellik var ya topu kayak hamle yapmaz. Mesela bence çok değerli bir şey.
Rakipte bir oyuncunun ulaşmasını istiyorsunuz abi, direkt bunu vermeniz lazım. Direkt abi rakibe yatmaktansa rakibi çekecek. Bırakacak. Biraz daha çekecek. Getirecek. Güzellik. Ama tabii bunu yapmanız için abi biri olarak gücün atması lazım. Onun dışında markajın biraz daha iyi lazım. Tabii ki en sonunda da binin nezdinde hızlanmanın biraz daha iyi olması gerekiyor. Ama baktığımızda çok zor, imkansız bir şey değil abi bence. Hem fiyat performansa çok daha iyi bir paraya alabilirsiniz. 19 yaşında kişilik olarak da oturmuş bir kişiliği var. Yani bu adamın iş aldıkça kişiliği değişeceği için bunu doğru yönlendirmeyle, doğru mentorlarla çok kolay şekilde yapabilirsiniz. Ama tabii ki şunu unutmamak lazım. Eğer oyuncudan böyle tam verim almak isterseniz abi, karar almayla konsantrasyon gelişmesi lazım. Çünkü onlar 10. Tam bile stabil yani. Aşağıda gidebilir, yukarıda çıkabilir. Sen ne diyorsun Taha? Altındayken rakipten sıyrılması çok değerli. Zaten soğukkanlığı da 13. Yani bu yaşına göre aslında buz adam diyebiliriz kendisine. Topa kayarak hamle yapmamasının da birazcık Van Dijk esintileri sunduğunu da söyleyebilirim. Çünkü Van Dijk da böyle topu hamle yapmıyor. İlk başta ayakta bekliyor rakibi, bekliyor, bekliyor, bekliyor. O bekleyiş bir noktadan sonra rakip ofans oyuncusunu usandırıyor. Ve ister istemez Van Dijk orada topu kapıyor. Nagalo da aslında buna uygun bir profil yapılmış burada. Dönüşlerinde vesaire hiçbir sıkıntı yok. Yani pas değerleri, vizyon değerleri zaten onun seviyesini karşılayacak şekilde. Doğal gelişim yoluyla onlar daha da artabilir. Bir tek konsantrasyon işte, bir de karar almada bir takım sıkıntılar var. Onları da düzeltti takdirde bence çok elit bir stoper olabilir. Hatta büyük takımlarında değişmesi olabilir bence. Çok aşkın üstüne et diyecek adam olduğunu elbetmemiz lazım zaten. Gelelim diğer işimize. Kendisi Almanya'nın 3. liginde oynuyor. 180 1860 Münih daha doğrusu. 1080 nedir diye. Şimdi şöyle bir şey, 17 yaşında. Daha demin abi yaptığımız her yorum bence bu adam için yapabiliriz. Yaşına göre çok önemli bir profil özelliğine sahip. Kararlılık 15 ve kişilik oturmuş bir adamdan bahsediyoruz abi. Örnek teşkil eden bir adamdan bahsettiğimiz için adamın gelişimi çok fark edecektir. Sağ içinde duruşu çok fark edecektir. Ama daha demin söylediğim gibi abi, eğer bu adamı oynatmayı düşünüyorsanız benim nezdimde bu adamın yanına abi her türlü şey yakışır ya. Tecrübe bir tane süper yakışır. Çünkü hem onunla beraber oynaması bunun gelişimini arttıracaktır. Ki gelişimini nasıl olacaktır abi, bu baştan söylemem gerekirse. Agresiflik, karar alma, çeviklik. Abi çeviklik bence bu oyunun en önemli özelliği olabilir. Çünkü çevikliği düşük olan bir adamdan sizi üzer. Çok güzel. Ama bu adam abi hız hızlaması gayet iyi. Boyu gayet iyi. Top kapması gayet iyi. Pozisyon alması gayet iyi. Ön sesi 11. Oyun dışında bence oyun dışı için çok iyi bir özellik 11. Üstüne artı 2 koyduğunda alın direkt şey oldu yani, direkt standart oldu direkt. Emek var mı çok fazla ama zihinsel özelliklerinin tam olarak gelişmesini istiyorsanız herhalde birkaç bir devam ettiğiniz şey vardır. Mentorluk. Mentorluğu yaptığınız takdirde bu adamın zihinseli oturacaktır. Siz de fizikselle teknikle uğraşarak daha iyi hale getirebilirsiniz. Taha sen ne diyorsun? Elimin mentor örneğine ben katılıyorum. Ama mentor oluşturacak oyuncu grubunun da yani tecrübe dediğimiz stoperin de bence kesici ve atletik bir stoper olması lazım ki oyuncunun o taraflarını kapatabilsin. Çünkü şu an Morgalar'ın ihtiyaç olduğu mentor aslında o. Yani Bonucci gibi, Chiellini gibi böyle biraz daha rakibe basmayı seven ya da eski Maldini gibi diyebilirim. Böyle eski usul bir geleneksel stoperle beraber oynarsa tecrübeli bunların üzerine çok rahat katabilir. Ama onun da kişiliği önemli tabii. Onun dışında denecek bir şey yok zaten. Çok harika bir profili var. 17'den 20 yaşına kadar bence elit seviyeye çıkabilir 3 sene içerisinde. Bence her türlü sürekli bir kadından bahsediyoruz abi. Bence biraz daha üstüne koyduğu takdirde ama ki dediğim gibi mentorluk önemli. Mentorluğu önemli. Çarpı 2 oluyor yani. Her türlü. Evet geldik tekrar İspanya Ligi'ne. Yine Enzo Boyoma. Kendisi İngiltere'den gelen bir oyuncudan bahsediyorsunuz. İngiltere'den geldiği için fiziksel ve zihinsel oturmuş durumda. Ya işin garip tarafı şu an bizim baktığımız her oyuncu böyle teknik, zihinsel ve fiziksel oturmuş durumda baktığımızda. Birçok şeyden oturmuş. Bu alan çok önemli bir şey ama boyu 1.80. Yani boy takıntısı olan alan için abi buradan bir defans değerlendirirler mi bilmiyorum ama ben arada şunu yaparım ya. Şimdi defans bölümünü gösterdim ama ben buradan alırım. Abi ön libero koyar, gizli libero koyarım. Mantıklı. Net. Bu adamı çünkü bak defansdan top süre çıkma olayı var ya. Bence buna uygun. Teknik 13, pas 13, vizyon 13, ön sesi 14. Soğukkanlılıkla 12 durumda bence fena değil. Gelişebilir onlar. Oturmuş profil var zaten. Bence bunu direkt abi alın. Önünü böyle koyun. Gizli böyle oynatın. Bakın keyfinize. Ben ne diyorsun Taha? Ben de aynı şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şey de olabilir aslında ya, çok absürt olmayacaksa bu defans oyun kurucu bile oynar yani, o kadar şey değil yani, uzak değil bence.
Rahatlıkla defanstan top çıkarabilir. Ek olarak defansif oyun kurucu oynadığında orta sahada maçın temposuna yön verebilme, öldürücü pas atabilme veyahut da topu yerini kanat olarak değiştirebilme konusunda özellikler eklenebilir. Yani tekniği ona müsait bir oyuncu. Bence hem ön libero tarafında hem stoper tarafında rahatlıkla kullanılabilir. Ama boydan dolayı işte yanına böyle uzun bir partner alınırsa, eğer stoperde kullanacaksanız, o eksikliği kapatması lazım partner. Ama boy tıkısı olan için ne yapayım? Çok zor ya. Hani bir tavır vardır ya. Bekler abi en az 1.73 üstü olması lazım. Evet evet öyle Defans bir 1.86 üstü standart var olması zorunda. isterseniz. Gibi gibi etkenler var. Neyse Ustur'un bir bölümünden sonuna geldik. Lisenin devamını görmek isterseniz açıklama kısmında linkini bir de Güzel Payment sitesinde bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüz Önlübar olacak. Önlübar'da görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.